Wow, fena kaydırıyorum ha. Bugün gevrek simiti görmeye gidiyorum. Bakalım simit ne kadar büyümüş. Şurada da bir yanlıyım. Baban da mı yancıydı be Murat? Ey yavrum ey. Baban yancı değilmiş. Ne yaptık lan? Tüh. Araba dökülüyor oğlum. Tüh. Neyse bunu yaptırırız. Ulan iki yanlayalım dedik. Heyecandan kaza yaptık iyi mi ya? Oo hoş geldiniz. Ben Murat. Sakın o düşündüğüm espriyi yapmayın. Evet evet. Hani şu Şapim'de Turat var ya. Onu görmek istedim. Yaparsanız yapın lan. Bugün çok umurumda değil. Çünkü çok özlediğim birini görmeye gidiyorum. Oğlum simiti. Simiti hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız sağ üst köşeye bakın. Oraya bir simit bıraktım. Yani video bıraktım. Simit bırakmadım. Ne simiti lan ne videosu? Neyse sağ üst köşede var. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün evlat edindirdiğim yavru pitbull'u görmeye gideceğim. Ve acayip heyecanlıyım. Ayrıca kesinlikle kızı görmeye gitmiyorum ve Tuğçe'yi hiç merak etmiyorum. Yemin ediyorum hiç merak etmiyorum. Yok canım benim ne işim olur kızlarla? Hiç öyle şey olur mu? Hiç merak etmiyorum. Acayip merak ediyorum. Acaba nasıl ya? Vallahi görmek istiyorum. Bakayım nasıl bir şeymiş. Yani evinde nasıl bir şeymiş yani. Evet. Sadece göreceğim. Sonra geleceğim. Konuştukça batmak dedikleri bu oluyor galiba. En iyisi giriş gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son hatırladığınız gibi Murat Beşir'i askerden almıştı ve onu partiye götürmüştü. Partiye götürdüğü mekanda Tuğçe... Oğlum vallahi sarhoş lan bu GTA'dakiler. Biliyorsunuz Tuğçe ile tekrardan karşılaşmıştı. Tuğçe bizim Bora'nın hayatından bildiğimiz bir insan. Şayet Tuğçe'yi bilmiyorsanız sağ üst köşeye bakın. Mesela bir bölümü çıktı. Bugün arkadaşlar Tuğçe'nin evine gidiyor. Zira yavru simiti çok özledi Murat. Biliyorsunuz simit bizim Tuğçe'ye verdiğimiz küçük yavru pitbull'du. Bugün onun ne kadar büyüdüğünü görmeye gidiyoruz. Bakalım hayvan ne kadar büyümüş. Murat'ın başka niyetleri var mıymış? Hadi başlayalım. Pekala GPS burayı gösteriyor. Şöyle girelim. Motosiklet var lan. Bu Tuğçe denilen kızın motosikletçi olduğunu bilmiyordum. Daha doğrusu motorcu. Wow. Güzel bir şeymiş ha. Bir ara ben de ilgileniyordum motorla. Bakayım. CBR. Bin arar galiba değil mi? Evet evet. Bora mı? Aaa. Plakası Bora. O bahsettiği rahmetlinin motoru bu. Anladım. Lan kız motoru bile atmamış. Hala tutuyor. Ne kadar ilginç değil mi? Kesinlikle bugün bu Bora denilen çocuğun hikayesini öğrenmem lazım. Evet Murat. Ne yap ne et. Ağzından gir burnundan çık. Bir öğren bakalım. Yalnız kaliteli makinaymış. Acaba nerede Tuğçe? Bu kapılardan. Gerçi o kapı değilmiş. Bakayım. Allah Allah. Evde kimse yok mu lan? Bir arka tarafa bakalım. Köpek sesi geliyor. Oğlum simit. Simit. Senin sesin mi lan bu? Simit. Neredesin bakayım? Milletin bahçesine böyle giriyoruz ama. Simit. Simit oğlum. Aha da simit. Simit. Simit oğlum. Yok. Hayır. 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 Anam vallahi bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Simit. Simit benim lan benim. Ulan şerefsiz tanımadı beni. Allah. Havuzu kullan. Köpek suya düştü lan. Boğulacak anasını satayım. Ay ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Hırsız mı? Murat. Ay! Simit! Oğlum! Boğuluyor musun? Gel buraya. Sen havuza nasıl girdin? Gel buraya. Simit! Gel buraya gel. Seni yaramaz. Sen nasıl girdin havuza ha? Ay ıslanmışsın. Aman Allah'ım. Ne güzel daldı lan öyle suya. Birden kurtardı. Ya kusura bakmayın. Beni kovalayınca ben havuzun etrafında tur attım. Hayvan da düştü. Bu simit değil mi? Ay evet. Simit. Kusura bakmayın ya. Bahçeye giren böyle yabancılara karşı biraz saldırgan. Simit? O seni bana veren adam oğlum. Hatırlamadın mı? Murat amcan? Yok hatırlamaz. O beni küçükken de sevmezdi. Ulan simit. Ne yapacaktın ha? Beni mi koparacaktın? Ulan sen ne büyümüşsün. Aslan gibi olmuşsun ha. Kusura bakmayın Tuğçe Hanım. Birazcık suya girdi ama. Ay önemli değil.
Ben de zaten yeni yeni yüzmeyi öğretiyordum. Kusura bakmayın sizi korkuttuysa. Hoş geldiniz tekrardan. Yok canım, ne korkacağım. Sadece birazcık onun adına gerildim. Şimdi ben sinirli adamım. Yanlışlıkla tekme falan vururum. Ondan yani. Hı. Buna ikna oldum. Nasıl ama? Çok güzel olmuş değil mi? Mavi boncuk. Evet evet. Çok güzel olmuş. Güzel büyümüş. Ulan simit. Bakayım. Artık kocaman olmuşsun. Simit ayran kıvamına gelmişsin. Vallahi çok güzel bakmışsınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ne yapayım? Bora'dan sonra evde zaten sığınacak bir şey arıyordum. Simit bana çok iyi geldi. Ve yine Bora konusuna geldik. Ya ben eve geldiğimde kapıyı çaldım da önde siz duymadınız galiba. Arkaya dolaştım. Dolaşırken o park yerinin orada motor gördüm. Kırmızı bir CBR 1000RR. Sanırım rahmetlinindi. Evet, o rahmetli Bora'nındı. İşte onun üstünde kaza yaptı. Kaza yaptığı günden beridir kimse kullanmıyor. Tamir ettirdim, öyle bir kenara bıraktı. Tahmin etmiştim. Bayağıdır çalışmıyormuş gibi duruyor. Ya ben birazcık motorlardan anlarım. Yani onların biraz çalışması lazım yoksa bozulur yani. Öyle mi? Ben çok anlamam ama yani binmesini de bilmiyorum. Sadece arkaya oturdum, sürmeyi hiç bilmiyorum. Siz anlar mısınız ki? Evet, anlarım. Yani birkaç kere sürmüşlüğüm var küçükken. Köyde falan sürerdik. Oğlum elimi yalama tamam. İyi, ıslandı. Ay kusura bakmayın, o öyle sevdiği insanların elini yalıyor. Simit, yapma oğlum tamam. Şşt, bırak. Ya rica etsem motoru o zaman siz çalıştırır mısınız? Anahtarını versem. Madem bozulur diyorsunuz. Bilmem. Olur, sizin için de uygunsa. Yani ben şimdi o motorla tek gezersem yanlış olur. Polis falan çevirir. Siz de gelirim diyorsanız. Ay nasıl ya? Beni Bora'nın gezdirdiği gibi gezdirecek misin? Yani zaten arkada bir boşluk var. Oturursun. Tamam o zaman. Ben kapının önünde bekliyorum seni. Anahtarı alıp yani sizi. Allah'ım. Yıllar sonra çıka geldi. Ve resmen beni motorla gezdirmek istiyor. Bora mı ya yoksa bu? Hayır Tuğçe saçmalama. Saçmalama Bora değil. O Murat. O tamamen farklı biri. Ona Bora'ymış gibi bakamazsın. Hayır değil. Ulan simit. Yemin ediyorum altıma sıçtım ha. Kıza da rezil ettin beni. Köpeklerden korkan bir tip sandı beni ya. Allah Allah. Ulan. Var ya simit. Isırırdım suratını ama. Elimi yaladığın için seni affediyorum oğlum. Şimdi gidip biraz motor süreceğim. Kocaman olmuş lan. Ayı gibi ha. Bakalım. Motor sürmeyi unutmuş muyum? En son bana usta öğretmişti. Yani unutmamışımdır herhalde. Ne olur ne olmaz Murat. Altın bir bilezik kolunda falan demişti. Ben de gelin miyim usta? Bana niye bilezik takıyorsun demiştim. Kafama bir tane vurmuştu. Heh. Hazırsanız gezelim. Yalnız ben de bayağıdır sürmüyorum. Biraz acemilik olabilir. Sıkıntı değil. Ben hiç bilmiyorum. Yani en fazla çarparsınız. Bak onu doğru dedin. O konuda iyiyim. Maalesef ki gördüğün gibi. Gel bakalım o zaman. Bayağıdır sürmüyorum. Yalnız kasklarımızı takmamız lazım. Malum kuraldır bu. Ay yok teşekkürler ben takmam. Zira kask takmayı sevmiyorum. Koruduğunu da düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Vallahi bence de düşünmüyorsun. Yani kaza durumunda falan bayağı korur. Ama sen bilirsin. Sonuçta zorlamayacağım. Bakalım bir paslanma durumu var mı? Ya ama ben biraz hızlı kullanıyorum. Keşke taksaydım. Ya önemli değil Bora. Allah Allah takmayacağım. Ay, pardon Murat Bey. Pardon ya kusura bakmayın. Bora dedim yine. Önemli değil. Tamam takmazsanız takmayın. Lan tabii. Şimdi sevgilisinin motoruna da binince bana yine Bora demeye başladı. Yalnız o zaman yavaş kullanmam gerekecek çünkü sizde kask yok. Ha yok lütfen basın. Benim için sıkıntı değil. Pekala. Madem öyle diyorsunuz. Ne gidiyor lan? Özlemişim. Oo, şuna bak. Yılan gibi ha. Tuğçe Hanım iyisiniz değil mi? Yapmayın yapmayın. Kaydırmayın. En korktuğum şey. Pardon pardon. Ben bayağıdır unutmuşum. Frene biraz fazla bandım. Şuna bak şuna. Oğlum yılan gibi akıyorum lan. Motoru özlemişim ha. En son ustanın tortoru kullanmıştım. O bu kadar hızlı değildi. CBR bayağı sağlammış ha. Ulan bir aralar heves ettim. Alacaktım. Lakin sonra dedim ki aman be ne yapacaksın Murat. Sen nasıl olsa BMW'ye binersin. BMW. En sevdiğim. Ay BMW'nin motoru da var. Ona da binebilirdin. Evet. Motoru da var. Lakin işte almak nasip olmadı. Lakin şu an sürmek nasip oldu.
Oğlum motor ne eğlenceli bir alet. Yılan gibi akıyorum valla. Ay çok başarılı sürüyorsunuz yıllardır sürmemenize rağmen Murat Bey. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde. Ben de kendimden etkilendim. Fena gidiyor. Televizyonda bir hareket görmüştüm Tuğçe'nin. Kaskı taksanız da o hareketi denesen, şansınızı zorlamasanız da hareketi deneseniz, ha, illa takmam diyorsun. Pekala. Siz bilirsiniz. Yaptım lan. Vallahi yaptım. Televizyonda hep görürdüm. Ay Murat yapma, yapma düşeceğim. Ay çarpacağız. Ay. Çarpıyordu. Çok özür dilerim. Birazcık fazla oldu. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Aa, adamın müşterilerini de kaçırdık. Kardeşim bana düşman mısınız? Müşterilerimi elimden alıyorsunuz ya. Ben kime satacağım şimdi? Yap. Pardon. Ben sizden bir kilo muz bari alayım o zaman. Ayıp oldu oğlum. Adamın müşterilerini korkuttuk. Ya Tuğçe Hanım valla ben sizde kaldı kafam, o yüzden yapamadım ya. Yani üstlerine sürdüm. Kaskı takmayınca siz endişelendim. Ne vardı taksaydınız? Hayır efendim takmayacağım. Motor benim değil mi? Evet sizin. Neyse. Dayı ya kusura bakma, ben senden o zaman bir kilo muz, bir kilo elma, bir kilo biber mi lan o? O ne biçim biber oğlum? Kurumuş lan bu. Kırmızı elma lan o. Yenge gözünü seveyim sen seç, abi bilmiyor belli ki. Ay yenge mi? Yo biz şey değiliz. Murat ne yapıyorsun, adamın domateslerinin portakallarının üstüne çıkıyorsun. Bir birader biz sadece arkadaşız yani, Allah Allah. Aa, portakala mı basıyorum lan? Hii, nimete bastım valla. Kusura bakma, ben bunu kasayla alsam... Tuğçe sanırım biz birazcık soyulacağız gibi ya. Bir kasa portakalı ne yapacağız? Yoldaki hayvanlara veririz. Portakalı. He. Ben sana parasını vereyim abi. Sen bunu garibe gurebaya dağıt o zaman ya. Yani. Ne kadar ki bütün malların fiyatı? $600. 600 de ebesinin şeyiymiş yani. Ama neyse. Buyur. Buradan al, gariplere dağıt. O kaçan adamlar gelirse onlara da benden ısmarla. İsparlamak demişken, motor heyecanı benim birazcık ağzımı susattı. Bir yerlere otursak mı? Ay olur. Oturalım. Yalnız hayatımda gördüğüm en garip adamsın Murat. Yani kazayla geldin, adamların tezgahının üstüne çıktın. Bir de üstüne bütün meyvelerini alıp fakirlere dağıttın. Garipsin. Evet, oradan bakınca bana da aptal gibi geldi ama. Ne yapayım ya? Adam şimdi böyle şey yapınca. Sen dağıt onlara. Gerçi dağıtmazsın muhtemelen, yine parayla satarsın da. Neyse. Allah aşkına artık şu kaskını giy. Ne olur giy bak. Benim yere attığımı bari alaydın. Yok, inat etti. Giymeyecek. Etrafta bir şeyler içecek mekan var mı? Bakalım. Olmadı, bir yerden alırız. Şöyle güzel bir kapanış pozu veririz. Ay videonun sonu geldi mi? Yani. Her şeyin bir ömrü var. Ay o kadar çok hızlı aktı ki. Anlamadım bile Bora. Yani Murat. Vallahi evet. Bayağı hızlı geçti ha. Şöyle güzel bir poz vermelik mekan bulalım. Aa bak ileride dinozor var. Burada kesin kahve vardır. Burada noktalayalım. Ay keşke bir yarım saat daha dolaşsaydık. He yok. O zaman video bir saat olur. En iyisi burada bitirelim. Bence harika bir gezi yaptık. Acayip eğlendim. Ve gördüğün gibi motoru hiç çizmedim. Evet çizmedin. Sadece karizmanı çizdin. O da önemli değil. Aa bedava kahveymiş. Bak iyi. Cebinde paran kalmamıştır. Burada bedava. Yok canım, o kadar da ölmedik. Yani bedava kahve alacağım. Aha bedava lan, vallahi alırım ha. Hiç de önemli değil. Para vermektense. Bugün harika bir... Anladım abi. Kapanış yaparken bunu söylemen iyi oldu. Ben o zaman bedava kahveler alayım, geleyim Tuğçe. Tamam al o zaman Murat. Peyi bayanı attık galiba bir köşeye. Yani artık arkadaş sayılırız. Yani. Yani mi çekti canım? Yok, kapatacağım da işte uygun bir cümle bulmaya çalışıyordum. Evet gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik ve benim deli motor sürdüğümü öğrendiniz. Nasıl sürdüm ama? Yılan gibiyim vallahi. Aktım gördünüz değil mi? Ne oldu lan? Modun azizliği. Ve evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat Tuğçe'nin evine kadar gitti ve onu CBR Binarar'la gezdirdi. Bora'nın eski motoruyla gördüğünüz gibi güzel bir tur yaptılar. Murat'ın da ne kadar güzel motor sürdüğünü öğrenmiş olduk. Bu arada Murat'ın yeteri kadar parası yokmuş ve 1 dolarlık
kolay bile alamıyormuş. Fakirliğini de görmüş oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Allah! Fırsat bu fırsat. Kaç baba kaç. Yok, istemez. Messi Bey'i de alayım da gidelim ondan. Messi Bey! Ulan. Ulan. Ronaldo Bey, kal olduğunuz yerde. Ulan oğlum. Ulan Messi Bey. Nereye kaçıyorsunuz ha? Nereye kaçıyorsunuz? Pardon hanımefendi. Bey misin lan? O da olur. Kaçmayın. Kaçmayın. Messi Bey. Ulan uzadı adam resmen. Hadi bakalım Kawasaki. Göster bana gücünü. Göster Kawasaki. Yakalamamız lazım onu. Aç yolu aç 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 aç. Özel durum aç. Aa buradasın Messi. Messi Bey. Çekin sağa. Messi Bey. Arabanızın tekeri patlak durumda Messi Bey. Devam edemezsiniz. Çekin sağa. Lütfen çekin. Messi Bey. Messi Bey. Ya. Oğlum bunlar niye böyle ya? Messi Bey. Messi Bey. Arkadaşlar artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz bence. Önden bir teker alalım. Messi Bey.